Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD Türkiye Direktörü Arvid Turkner sorularımızı cevaplayacak. 2021'de Türkiye ekonomisini konuşacağız. Özel sektöre bankanın desteklerini konuşacağız. Aynı zamanda orta ve uzun vadede bankanın Türkiye için yatırım hedeflerini konuşacağız. Arvid bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizin olmak benim için de çok iyi. Teşekkür ederim Arzu. 2020 yılı çok zor bir yıldı COVID-19 sebebiyle. İsterseniz öncelikle geçen yılı özetleyerek başlayalım. Türk ekonomisi adına nasıl bir yıl oldu ya da Türk özel sektör için bu yıl nasıl geçti? 2020'yi nasıl kapattık ve bu yıla nasıl geldik anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, 2020 kesinlikle ve kesinlikle çok zor bir yıl oldu. Hem de şöyle söyleyeyim, her ülke için, her şirket için ve her bir birey için, bizim için de çok zordu. Bu sebepten ötürü şunu söylemem gerekiyor. EBRD yatırım yaptığı ülkelere bu tarz krizlerin üstesinden gelmesi için yardımcı oluyor. Bu küresel bir kriz olsa bile. EBRD çok hızlı bir şekilde 4 milyar euroluk dayanışma paketi olarak adlandırdığımız paketi onayladı. Ve bunu çok hızlı bir şekilde yaptık. Likidite desteği sağladık ki şirketler bu zorlu dönemin üstesinden gelebilsin. Ve aynı şekilde daha düzenli olarak yaptığımız şeyler de var ki bunlar da zaten şirketlerin bu krizden çıkmasına yardımcı olan şeyler. Banka 11 milyar euroluk finansman sağladı küresel anlamda. Ancak şunu da çok gururlu bir şekilde söylüyorum ki Türkiye bu finansmandan en fazla yararlanan ülke oldu. Tam olarak 1.7 milyar euro yatırım yaptık Türkiye'ye. Bu sebepten ötürü de Türkiye yine bir kez daha finansmanın en fazla yararlanan ülke oldu. Pekala, siz bu finansmanı nasıl böldünüz? Detay vermeniz mümkün müdür? 1.7 milyar euroyu nasıl böldünüz sektörler arasında? Yani bu oranın ne kadarı mesela özel sektöre gitti ya da ne kadarı KOBİ tarafına gitti? Ne söylersiniz? Genel olarak söyleyebilir misiniz? Tabii ki geçen yıl aslında sıra dışı bir yıl oldu bizim için. Tipik olarak yaptığımız uzun vadeli yatırım finansmanımızdan daha az yaptık ve daha fazla kısa vadeli likidite desteği sağladık ki şirketler bu sürecin üstesinden gelebilsin. En büyük yatırımın parçalarından bir tanesi bankacılık sektörünü desteklemekti. Çok fazla likidite imkanı sağladık bankalar için. İşbirliği yaptığımız ortaklarımızla, bankalarla birlikte ki binlerce şirkete yardım edildi. Bunun da çok yardımcı olduğunu duyuyorduk, biliyoruz. Bankalarla birlikte çalıştık. Akbank, Akliz, Alternatif Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi, İş Bankası, QNB Finans Bank. Tabii çok daha fazlası vardır. Çok fazla özel bankayla çalışıyoruz ve o parayı da ekonomiye geçmesini sağladık. Aynı zamanda ticaret finansmanı sağlamaya da gerek vardı. Çok fazla Türkiye'de geçmiş yıllarda bunu yapmamıştık çünkü bu konu için ne talep vardı ne de gereklilik vardı. Geçen yıl bunun çok fazlasını yaptık çünkü ticaretin gerçekten devam etmesi gerekiyordu. Dış ticaretten bahsediyoruz, yani Türkiye'den Avrupa'ya olan ticaret mi? Sınırlar arası ticaret diyelim. Bunun için bazı garantilere ihtiyacınız oluyor ve bu konuda da yardımcı olduk. Yani bu 1.7 milyar euronun %50'sinin bankacılık sektörüne gittiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte pandemi süresince kutunun dışında düşünmemiz gerektiğini fark ettik ve konfor alanımızın dışına çıktık ve Sağlık Bakanlığı'na da finansman yardımı yaptık. 130 milyon euroluk bir yardımda bulunduk ve iyi bir ortağımız var. Asya Altyapı Yatırım Bankası yine bakanlığa 70 milyon euro yardımda bulundu. Toplamda 200 milyon euro oldu ki COVID ile alakalı tedavi için ekipmanlar alınabilsin. Maskeler gibi mi mesela? Bu tarz şeyler alınması için mi yardımda bulundunuz? Daha çok yoğun bakım üniteleri için ventilatör ya da monitör gibi şeylerin alınmasını sağlandı. Ve Türkiye'nin COVID yönetimine yardımcı olduk. Özellikle de bu ikinci dalgada. Bununla birlikte hala mevcut olan müşterilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Onların çoğu mesela Ülker, Bisküvi, Netlock Logistics, Yayla,
Çok çok fazla müşteriniz var. Evet, bu işletmelerin hepsi krizde genişleyebildi. Çünkü lojistik için çok fazla bir talep oldu. Hepimiz daha fazla kurabiye aldık. Çikolata üreticilerini destekledik. Daha fazla çikolata yedik hepimiz bu kriz döneminde. Ve genişleyebilmek için, büyüyebilmek için, piyasa talebini karşılayabilmek için finansmana ihtiyaç duydu ve EBRD tabii ki oradaydı. Evet, haklısınız. Finansman açısından çok fazla şey yaptınız 2020 yılında. Bu şekilde devam edecek misiniz? Bu dayanışma paketi devam edecek mi? Geçen yıl, her yıl olduğu gibi finansmanın çoğu özel sektöre gitti. Size bu imkandan bahsettim. Ama devam edeceğiz tabii ki. Çünkü bu bizim DNA'mızda olan bir şey. Evet. Bu yıl da planlarımız var. Bir talep olduğunu görüyoruz tabii ki. Tabii ki pandemi de henüz bitmiş değil. O yüzden finansmana devam edeceksiniz, öyle değil mi? Tabii ki COVID devam ediyor ve Türkiye'de desteğe ihtiyaç duymaya devam ediyor. Her zaman Türkiye'de finansmanın ihtiyacı vardır. Umuyorum ki yüksek seviyede etkileşimi sağlayabiliriz. 1.2 olabilir, 1.5 milyar euro olabilir. Bu ekonomideki gelişmelere bağlı olarak ya da bizim ürünlerimize olan taleple bağlı değişebilir. Ancak güçlü bir talep olduğunu görüyoruz. Pekala, bir beklentiniz, bir tahmininiz var mı? Aynı oranda bir paket mi olacak? Mesela bu yıl içinde daha mı az, daha mı fazla, ne söylersiniz? Bir tahmininiz var mı? Biz yapacağımız şeyleri kesin olarak planlayamıyoruz. Çünkü her şey bizim finansman ortaklarımıza bağlı, ne kadar finansman sağlayacaklarına bağlı ya da yatırıma olan talebe bağlı. Hedefiniz nedir? Yani fikir ya da plan şu, yine benzer bir oranda, şöyle diyelim, 1.5 milyar euroluk bir finansman olabilir. Ancak daha fazla ya da daha az olabilir. Bu talebe yapılacak şeyin kalitesine bağlı olarak değişebilir. Ancak bir planımız var tabii ki, yine benzer bir şey yapmak için. Pekala, anlıyorum. Konuşmak istediğim bir konu da genel Türkiye ekonomisi. Biliyoruz ki bu COVID-19 pandemisi süresince küresel ekonomi çok fazla tatmin edici değildi. Özellikle de Türk ekonomisini sormak istiyorum bu sebepten ötürü. Çok yüksek bir enflasyonumuz var ve para birimi değer kazanıyor, değer kaybediyor. Karmaşık bir yıl oldu sayılar, veriler açısından. Ve aynı zamanda faiz oranımız şimdi çok yukarıda, %17'de. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri düşürmeyi, indirmeyi bir süre boyunca düşünmedikleri açıklamasında bulundu. Bu faizler, bu veriler sizce özel sektörü nasıl etkiler? Zorluk ne olacaktır sizce bu sene? Ne düşünürsünüz? Sanırım birkaç faktör var bir araya gelen. İlk olarak Türkiye 2018 kur şokundan diyelim toparlanmaya çalışıyordu zaten. Ki 2019'da hala zorlu geçiyordu. Biraz toparlanma oluyordu ve pandemi bunun hepsinin üzerine geldi. Spesifik olarak daha zor bir yıl oldu aslında Türkiye için. Ancak bankacılık sektörü çok fazla yardım etti. Çok fazla kredi verildi. Kamu bankalarından, aynı şekilde özel bankalardan da kredi desteği sağlandı. EBRD normalden çok daha fazla şey yaptı, özel sektör desteklenebilsin diye. Fakat bunun ardından ekonomik politikalarda değişiklik oldu. Yeni bir Merkez Bankası Başkanımız var, yeni bir Hazine ve Maliye Bakanımız var şimdi Türkiye'de. Politika daha ortodoks bir hale geldi. Daha ortodoks bir yaklaşım benimsendi. Ve yatırımcıların genellikle görmek istediği şey budur. Bunun da sonucu olarak, bu politikaların sonucu olarak hali hazırda Türk lirası çok güçlendi. Geçen yıl ilk yarısında Türk lirası değer kaybı yaşıyordu ve aniden daha güçlü bir Türk lirası görür hale geldik. Evet, haklısınız. Yani bu olumlu bir gelişme oldu. Faizler daha yüksek. Evet, bu doğru. Ancak bu lira finansmanını etkileyen bir şey. Tabii ki bu projelerin finansman sağlanabileceği anlamına geliyor. Ki iyi getiriler sağlayabilir. Ancak çok fazla yatırım var. Türkiye'de çok iyi yatırım fırsatları bulabilirsiniz. Profesyonel finansman şirketleri bu tarz yatırımları bulur ve onlara finansman sağlar.
ve daha ortodoks politikalar aynı şekilde yabancı yatırımcılar arasında güven ortamı oluşturur. CDS'lere bakabiliriz bunun için ki bu risk verimi için bir ölçüdür. Özellikle de yurt dışından finansman sağlayanlar için öyle değil mi? Tabii ki bankalar sendikasyon kredileri alıyor mesela ve risk primleri de şimdi biraz daha düşük hale geldi, biraz daha düştü. Umuyoruz ki finansmanı biraz daha ucuza alınabilsin. Bunu göreceğiz. Genel olarak Şubat'ın sonu, Mart başında büyük bankaların bütün bu sendikasyonları için sezon başlar ve buna bakacağız. Bu iyi bir şekilde finansal maliyetlerinin ne olacağını iyi bir gösterge olacaktır. Ancak Türkiye için iyimserim. Aşılama var, ortodoks politikalar var ve esasen bakın şunu söylemem gerekiyor. Bütün bu Türkiye'nin başardığı COVID-19 yönetimi çok başarılıydı. Ortalamaya bakabiliriz ya da diğer ülkelerle kıyaslayabiliriz. Türkiye çok başarılı bir iş çıkardı. Bütün bu faktörler bir araya geldiği zaman iyi bir ortam oluşturuyor tabii ki dış finansmanın gelebilmesi için makul seviyelerde. Tabii EBRD'nin de aktif olarak kalması için ve belki daha fazla doğrudan yabancı yatırımcı görebilir çünkü birkaç yıldır çok fazla olmuyordu. Hem COVID-19 yüzünden hem de diğer yıllar zor geçtiği için. Evet, COVID-19 her şeyin üzerine geldi. Sadece Türkiye için değil, gelişen ülkeler için de zorluydu, öyle değil mi? Evet, sanıyorum haklısınız. COVID kesinlikle doğrudan yabancı yatırımı etkiledi birçok gelişen piyasa ülkesi için ve Türkiye'de sıra dışı politika karışımı vardı ki yatırımcılar buna çok fazla güven duymuyordu. Şimdi bu değişti ve bu kesinlikle iyi bir işaret. Belki daha fazla doğrudan yabancı yatırım görebiliriz bu sayede. Umuyoruz ki böyle olur. Bankalardan konuşacak olursak, CDS'lerden, risk primlerinden konuşacak olursak, şunu sormak isterim size. Türk bankaları yeteri kadar güçlü mü? Bunu soruyorum çünkü çok fazla özel sektörün borcu olduğunu görüyoruz. Bunu biliyoruz. Borçlanıyorlar ancak bu borcu geri ödeyemiyorlar. Çok fazla örneğini gördük bunun. O yüzden şunu soruyorum. Yeteri kadar bankalar güçlü mü? Ne düşünürsünüz? Arzu, EBRD 900 milyon euro finansman sağladı Türk bankalarına geçen yıl. Yani ben Türk bankacılık sektörüne inanmasam böyle bir finansman sağlayamazdım. Bankalar hala çok dirençli Türkiye'de. Çok profesyonel bir şekilde, iyi bir şekilde yönetiliyorlar. İyi bir likidite tamponları var ve aynı zamanda iyi bir sermaye tamponları da var ki bu çok önemli. Bu kredilerden sorun yaşanacak olursa bunu karşılayabilmek için bir tampona ihtiyacımız var. Karlılık da kabul edilebilir seviyede. Genel olarak baktığımız zaman bankacılık sektörü iyi bir şekilde, iyi bir noktada. Ancak elbette geçen yıl riskler nedir pekala? Şunu söyleyebilirim. Geçen yıl krediler çok hızlı bir şekilde genişleme yaşadı. Türk lirası cinsinden verilen krediye bakacak olsanız %50 genişleme yaşadığını görürsünüz. Bu ne demek? Daha önce görmemiş riskler anlamına geliyor. Tabii bazı zorluk yaşayan sektörler de var. Bu sektörler pandemiden çok fazla etkilendi. Mesela turizm, konaklama, aynı zamanda emlak, ulaşım, hava yolları, enerji, bütün bu sektörler zorluk yaşıyor. O yüzden biz batık kredilerin biraz artmasını bekleyebiliriz. Ancak bu artış çok fazla olmayacaktır. Çok fazla batık kredilerin artmasını beklemiyoruz. Bankalar da hali hazırda zaten bunu bekliyor. O yüzden bir risk tamponu oluşturmuş durumdalar ki bu kredileri karşılayabilsinler. Bir başka şey de şu, şimdi biraz daha rahatlama, gevşetilme oldu. Kurallar biraz daha gevşetildi. Bu da 2021'de etkili olacak bir şey. O yüzden batık kredilerin biraz artacağını bekliyoruz. Fakat bankacılık sektörünün bunu yönetebileceğini düşünüyorum ki bu da tabii ki bankacılık sektörüyle çalışıp finansman sağlamaya devam edeceğimiz anlamına geliyor. Peki arasıca yeterli şekilde kredi veriyorlar mı? Geçen yıl Türk bankaları çok fazla kredi verdi. Dediğim gibi kamu bankaları aracılığıyla ancak özel bankalar da çok fazla kredi verdi. Türk lirası cinsinden kredi %50 arttı. Bu çok büyük bir orandır. Bu yılda bekleyip görmemiz gerekiyor. Şimdi faiz ortamı biraz daha farklı. Belki daha az talep olabilir bu krediler için.
maliyetleri yüzünden ve aynı zamanda risk ortamı da değişebilir. Bu sebepten ötürü gözlem yapmamız gerekiyor. Fakat kesinlikle Türk bankalarının sermayesi olduğunu, fonlaması olduğunu ve kredi vermeye kapasitesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden umutluyum. Peki ya büyüme tahmininiz nedir Türkiye ekonomisi adına? Ya da 2020 için ne bekliyordunuz ve bu yıl için ne bekliyorsunuz? Çünkü sizin bir tahmininiz var, öyle değil mi? Evet, tabii ki bir tahminimiz var, ancak Türkiye sizi her zaman yukarı yönlü şaşırtan bir ülke olur. Geçen yıl bizim tahminimiz Türkiye ekonomisinin daralması yönündeydi. Belki %3 daralacak diye bir beklentiniz vardı. Şimdi nihai verileri göreceğiz, ancak bu sonucun büyümenin sıfıra daha yakın olacağını bekliyoruz. Güçlü kredi desteği sağlandı ve diğer önlemler ile birlikte güçlü bir şekilde aslında ilerlenildi. Türkiye ekonomi yöneticileri çok fazla adım attı aslında. Bazı ülkeler %5, %10 daralma yaşadı. Türkiye'de sıfıra yakın bir veri açıklayacak. Yani ufak bir resesyon olabilir, ancak büyük bir resesyonun önüne geçilmiş oldu Türkiye'de. 2021 yılında da iyi bir büyüme olacak diyebilirim. Bakın, bizim bir tahminimiz var, ancak yüzde kaç olacağını söylemek çok zor. Çünkü pandemi nasıl gelişecek bunu bilmiyoruz. Karantinalar devam edebilir ki bu da yine restoranlar için, konaklama sektörü için, turizm için çok zarar verir. O zaman daha yüksek bir oranda büyümek zorlaşır. Ancak işler iyi giderse, ki umuyoruz gider, aşılama devam edecek olursa, ki bu arada karantinalar şu ana kadar çok başarılı oldu, Türkiye belki %5, %6 büyüyebilir. İnsanlar bunu en iyi senaryo olarak değerlendiriyor. Umuyoruz ki öyle olur. Pekala, hangi sektör öne çıkacak? Ne söyleyebilirsiniz? Mesela teknoloji sektörü çok büyük bir yol kat etti. Turizm, umuyorum ki bu yıl daha iyi olur. Ama yatırımlarınızı yaptığınız zaman, Türkiye özel sektörüne yatırımınızı yaptığınız zaman hangi sektörlerin ilk geleceğini, öne çıkacağını düşünüyorsunuz? Ya da daha fazla finansmana ihtiyacı olan, daha fazla desteğe ihtiyacı olan sektörler hangisidir? Çoğu sektörün finansmana ihtiyacı olacak diye düşünüyorum. Ancak yapmak istediğim şeyde öncelik verdiğimiz sektörler de var. Genel olarak EBRD olarak çok farklı sektörlere yatırım yapıyoruz. Ancak özel sektöre odaklanacağız bir kez daha ve gerçekten özel sektörün ve müşterilerimizin bu pandemiden daha zayıf değil, daha güçlü çıkması için çalışacağız ve onlara bu konuda yardımcı olacağız. Bu yüzden bir tane alandan bahsedecek olursam, Türk şirketlerinin daha fazla etkili hale gelmesi gerekiyor ve enerji etkililiği mesela, sürdürülebilirlik mesela onları daha etkili hale getiriyor. Yeşil enerjiden mi bahsediyorsunuz? Ben aslında daha çok sanayi şirketlerindeki enerji etkililiğini düşünüyordum. Bu benim odaklanmak istediğim alanlardan bir tanesi. Yine bunu bankacılık sektörü aracılığıyla yapabiliriz, krediler aracılığıyla yapabiliriz ya da doğrudan finansman sağlayabiliriz bu şirketlerin bazıları için. Sadece şirketler için de değil, tabii ki belediyeler için de olabilir. Size çok fazla belediye tarafında da yatırımınız var, öyle değil mi? Birkaç tane var. Ulaşım tarafında yardımcı oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet, mesela bu yıl İzmir metrosunun genişletilmesi konusunda yardımcı olacağız 2021 yılında. Yani metro ulaşımı düşük karbon emisyonu olan bir ulaşım şeklidir. Ve bir etkililik sağlar, etkililiği artırır. Yapmak istediğim, ancak o kadar da kolay olmayan bir şey var. Daha fazla yenilenebilir enerjiye finansman sağlamak. Belki duymuşsunuzdur. Yetkililer geçen hafta yeni yenilenebilir enerji destek mekanizmasını açıkladılar. Biraz hayal kırıklığına uğradığımı söylemem gerekiyor. Çünkü onun içinde yerel katkı zorunluluğu vardı. Ve şunu da söylemem gerekiyor. Hissedarlarımızın çoğunluğu bu yerel katkı politikasının piyasaları zorladığını, saptırdığını düşünüyor. Bu yüzden de çok fazla bu yerel katkı politikalarından faydalanan projelere finansman yapamıyoruz. Neden? Çünkü bu şu anlama geliyor. Yerel anlamda aslında biraz daha
satın alma anlamına geliyor küreselden ziyade. Ve bu da tabii ki Türk şirketlerinin biraz daha avantajlı bir pozisyonda olmasını sağlıyor diğer ülkeler ile kıyaslandığı zaman. Ve bu da bizim hissedarlarımızın bazılarının kurallara karşı olduğunu düşündüğü bir şey. Mesela DTO kurallarına aykırı olduğunu düşünüyor hissedarlarımızın birçoğu. Bu yeni durumun, yeni açıklanan politikanın biraz daha düşük bir yerel katkı oranı var. Ancak hala yeni destek mekanizmasının ne anlama geldiğini biraz daha analiz etmemiz gerekiyor. Pekala, şunu sormak istiyorum. Çok fazla turizm sektöründe yatırım olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü pandemi tamamen sona erene kadar ya da konaklama sektöründe çok fazla yatırım olmayacak diye düşünüyorum. Bakın, çok uzun bir süredir hepimiz evde oturuyoruz. Seyahat etmemize izin verildiği zaman hepimiz seyahat edeceğiz ve tatillere çıkacağız. Ve bu ne anlama geliyor? Güçlü bir toparlanma olabilir bu sektörlerde. Umuyorum ki öyle olur. Tabii biz her zaman kadınlara da destek sağlamaya çalışıyoruz. Onları güçlendirmeye çalışıyoruz. İş hayatında kadınlar diye bir programımız var biliyorsunuz. Bu devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Peki yeni planlarınız var mı? Daha fazla aslında bankayı bu spesifik ürünleri sunmasını istiyoruz. Kadınların yönettiği girişimler için. Ve bankalara biraz yardım ediyoruz. Çünkü bankaların bu ürünleri tasarlamasını ve yeni bir şey denemesini istiyoruz ki bu da kadınların yönettiği girişimlere finansman sağlamaları. Pekala, bundan çok fazla geri dönüş alıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Geçen yıl bankacılık sektörünün talebi daha fazla kısa vadeliydi. Bu uzun vadeli bir ürün. Bu yıl daha da fazlasını yapmayı umuyoruz bu yüzden. Pekala, çok güzel. Çok olumlu bir gelişme aslında. Evet, gerçekten çok hayati bir şey. Bunun çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Evet, haklısınız. KOBİ'lere biraz odaklanmak istiyorum. Çünkü onların finansmana erişmesinde zorluk yaşandı. Çok fazlası kepenk kapattı. Belki de onlara olan desteğinizi arttırır mısınız? Çünkü gerçekten zorluk yaşıyorlar. Çok fazla finansman sağladığınızı biliyorum ancak sizce bu yeterli mi? Umuyorum bu yıl onlar için daha iyi olur. Çünkü onlar da ticaret yapıyor. Onlar da üretimlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu yüzden de finansmana ihtiyaçları var. Bakın, KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Bu gayri safi yurt içi hasılanın çok büyük bir kısmıdır. Ancak daha da önemlisi, KOBİ'ler istihdam için çok önemlidir. Çok fazla insan KOBİ tarafında çalışır. Gerçekten önemliler onlar. Sanıyorum ki bankalara sağladığımız kredi hattı çok fazla yardımcı oldu. Geçen yıl KOBİ'lere yardım edilmesi için çok hedefliydi bunlar. Genel olarak çok fazla kredi verildi. Bakın, çok fazla kredi olduğunu biliyoruz ancak bu paranın gerçekten KOBİ'lere gittiğinin kanıtı yok çok fazla elimizde. Çünkü bunlar ekonominin en hassas kısmını oluşturuyor. Ve bankalar da çok fazla KOBİ'lere kredi vermek istemiyor, öyle değil mi? Tam olarak da bu yüzden yeni bir ürün geliştiriyoruz. Bunun adı da tedarik zinciri finansmanı. Evet. Yapmak istediğimiz şey şu, yerel bankalarla ya da küresel bankalar ile çalışıp tedarik zinciri finansmanı sağlanması büyük şirketlere ve bu finansmanın da çok fazla KOBİ'ye fayda sağlaması. Çok fazla avantajı var bunun. İlk olarak büyük şirketler tedarik zincirine ihtiyaç duyuyorlar ve bu tedarik zincirlerin dirençli olması gerekiyor ya da bozulmamasına ihtiyaç duyuyorlar ve bu işletme sermayesini KOBİ'lere getirmek, onlara sağlamak yardımcı oluyor. KOBİ'ler için de işletme sermayesi daha makul seviyelerde olacak ya da daha dengeli olacak diyebiliriz. Bu da bir avantaj sağlıyor. Ve aynı zamanda bir danışmanlık hizmeti sağlıyor. Çünkü bu tedarik zinciri finansmanı çok teknolojik bir proje, ürün diyelim. Bu sebepten ötürü de dijital kapasitenizin olması gerekiyor bu tedarik zinciri finansmanının bir parçası olabilmek için. Ve çoğu KOBİ'nin de kendi dijital kapasitesini arttırması, yükseltmesi gerekiyor. Aybit, birkaç cümle ile birlikte sizin Türk özel sektörüne olan mesajlarınızı alabilir miyiz? Maalesef zamanımız çok azalıyor. Sizinle birlikte zaman çok hızlı geçer her zaman.
Özel sektöre verebileceğim mesaj şu. Türkiye çok iyi bir şekilde ilerliyor. Şirketlerin yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üretim kapasitelerini arttırması gerekiyor. Çünkü bu daha fazla finansman çekecektir. Ve daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekebilecek bir şey. Ve özel sektör daha güçlü bir şekilde çıkabilir bu krizden. Ve biz de onlara yardım etmek için burada olacağız. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Turkner sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.